Merhaba arkadaşlar. Engin Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne kadar çok Engin Hoca dedim. Hep Engin Hoca, Engin Hoca. Yani o zaman size yeni bir... Kimya hocasıyla devam ediyoruz. Yok hocam, biz sizden memnunuz. Şöyle bakalım. Çevre kimyasıyla o zaman giriş yapalım. Buyurun hocam. Burada kimden bahsedeceğiz? Hava kirleticiler. Eğer hava kirleticilerden bahsediyorsanız orada büyük bir ihtimalle gazlar petrol vardır gibi. Yani gazlar atmosfere karışıyor. Onlar sıkıntılar oluşturabiliyor. Şimdi burada başı kim çekiyor hocam? Önceki videoda değinmiştik aslında, değil mi? Fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar kimlerdi? Petrol, kömür ve doğalgaz. Bunların tüketiminin fazla olması atmosfere çok fazla sayıda gaz salınmasına neden olur. Bu da atmosferi kirletir. Yani havayı kirletir. Hı hı. Fabrikalar gerekli filtreleme sistemleri kullanılmazsa sorundur. Termik santraller gibi etmenler yüzünde atmosfere salınan ne? Karbondioksit, azot oksit türevleri, kükürt dioksit gibi gazlar arkadaşlar havada neye neden olacak? Kirli olur. Öğrencilerimiz şunu sorar. X demesinin sebebi burada değişiyor. NO, NO2, hı hı, NO3 gibi sayılar gelir. Gibi. Evet. Şimdi burada sadece bir noktaya değinmek istedik. 2017 yılında arkadaşlar Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu bir araştırma varmış. Benim dikkatimi çektiği için yazma gereği duydum. Avrupa'daki en kirli 10 şehrin 8'i neredeymiş hocam? Türkiye'de. Var mı böyle bir dünya ya? Hadi ya. Yani 10 şehrin 5'i dediğim. Ona bile razıydım ama 8'ini görünce... Neyse hocam, bu konuda birinci olduk yani. Yani bir de bu açıdan bakmak lazım. Değil mi? Evet, kesinlikle bir tanesi İstanbul'dur. Kesinlikle. Kesin. Atmosfere salınan bu gazlar... Burada ezbere gitmeyelim aslında. Şimdi bunlar arkadaşlar havadaki su buharıyla tepkimeye girdiği zaman... Su buharı H2O değil mi hocam? Hı hı. Su buharıyla tepkimeye girdiği zaman ne olarak geri geliyorlar? Asit yağmur asit olarak. Asit yağmurları. Atmosfere salınan bu gazlar, tekrar söylüyorum, su buharıyla tepkimeye girdiği zaman asit yağmurları olarak geri geliyorlar. Ben hatırlıyorum, bir videonuzda şunu demiştiniz. Çok tehlikeli asit yağmurları da var. Tabii ki. Mesela burada hocam nitrik asit, sülfürik asit, normalde bunlar kuvvetli asitlerdir. Eğer fazla oranda oluşursa bulunduğu yağda alına ciddi zarar verebilir. Ha, yani hem görüyorduk zaten. Tarihi eserlere zarar verip aşındırabilir. Toprak bitki örtüsünü büyük oranda zedeleyebilir. Yani sıkıntı ki insanlar bazı insanlar diyelim mallarını canlarını çok severler. Onların araçları hasar görsün, evet, istemeyiz biz. O yüzden lütfen fazla araç kullanmayın. Bugün Engin hocam sürekli. Evet hocam. Bugün hayırdır ya? Bugün vallahi değil mi hocam, bir öğrenciyle girdin. Ondan sonra fabrikatörlere doğru da gittin, ilerledin. Ama hocam insanların bence ya, hayatta her şeyin para olmadığını bilmesi lazım. Bilmesi lazım, görmesi lazım. Bir de şey benim çok dikkatimi çekiyor hocam. İnsanlarımızın çoğu şu kelimesi oluyor. Yani mesela çevre kirliliğinde. Ya ne olacak ben atarsam, yani bir tane atmayla ne olacak? Aynen. Sen bir tane atıyorsun ama herkes bir tane atıyor. Ben bir tane atarsam ne olacak? İşte o bilince inşallah geleceğiz. Yani yakın bazen zamanda denize geleceğiz. Gidiyoruz hocam. Yani sahilde yürüyemiyorsunuz. Kokudan, pislikten. Yani. Evet, maalesef böyle bir şey. Aynen öyle. Güzel ülkemizi mahvetmememiz gerekiyor. Aynen, sahip çıkmak lazım. Şimdi bu gazlar ki bunlar neydi arkadaşlar? Genel itibariyle ne demiştik biz burada? NOx mi demiştik? NOx. Yani bu azot monoksit de olabilir. Azot dioksit de olabilir. Bunlar havada oksijenle tepkimeye girip şu gazı oluşturuyorlar. Hı hı. Yani diazot pentoksit hocam. O da kovalent bağlı bileşiklerdeki adlandırmadan belki hatırlar arkadaşlarımız. O da suyla tepkimeye girdiği zaman neyi oluşturuyor? Nitrik asiti. Yine SO2 vardı değil mi? Atmosfere salınan. Hı hı. Bu da havadaki oksijenle tepkimeye girip SO3'ü oluşturuyor. O da su buharıyla tepkimeye girdiğinde sülfürik asit olarak yeryüzüne geri iniyor. Karbondioksit direkt olarak suyla tepkimeye girdiğinde karbonik asit olarak karşımıza geliyor, gelebiliyor. Neyse ki bu biraz daha zayıf bir asit ama onun da tabii ki etkisi var mı? Var. Bir de sera etkisi diye, yani küresel ısınma diyelim. Sera etkisini belki arkadaşlar çok fazla bilmezler ama sürekli küresel ısınma diye bir şeyden bahsediliyor hocam. Oradaki hikaye masalın nedeni bu gazlar. He. Bunlar atmosferde çok fazla biriktiği zaman güneşten gelen ışınlar dünyaya geliyor. Bir kısmı geri yansıyor hocam. Gitmesi lazım. Atmosferde bu gazlar çok fazla biriktiğinde dünyayı terk etmesi gereken ısıyı ne yapıyor? Işınları tutuyorlar hocam. Hapsediyorlar ve atmosferin büyük oranda ısınmasına sebep oluyorlar. O da nerede yazıyor? Şurada. Sera etkisi dediğimiz küresel ısınmayı tetikliyor hocam. Hmm. Bunlar aynı zamanda sera etkisine neden olan gazlarımız. Ozon tabakasının incelmesi. Yani ozon tabakası arkadaşlar oksijen tarafından
oluşturulan aslında bir tabakadır. Yani ozon gazı olarak biz bunu biliriz ama içinde oksijen elementi var. Bunu söyleyebiliriz. İsim olarak da ozonosfer olarak geçecek. Genel kültür olarak bunu bilebilirsiniz. Ne diyoruz? Dünyayı kimden koruyor hocam? Morötesi ışınlardan değil mi? Koruyor. Ultraviyole ışınlardan, morötesi ışınlardan koruyor. Atmosfere salınan şuradaki CFC, GFC arkadaşlar. Kloroflorokarbonlar. Bunlar soğutucu ve itici gazlar sınıfında kullanılan gazlardı. Klimalarda çok fazla kullanılıyordu. Yalnız bir süre sonra ozon üzerindeki etkisi fark edilince bazı yerlerde yasaklandı hocam. Yani çok fazla tahribata yol açtığı için. O yüzden en azından bunu bilin. Hı hı. Onun dışında incelen ve zarar gören ozon tabakası. Yani şöyle düşünün. Yoruldunuz, çok fazla yıprandınız. Artık gelen tehlikelere karşı koyabilir misiniz? Hayır. Karşı koyamazsınız. O zaman salınan bu gazlar sürekli ozonu yıpratıyor hocam. Sağlı sollu yıpratıyor, tokatlıyor. Artık yoruluyor ve gelen zararlı ışınları tutamıyor. Tutamadığı için ki zaten görevi oydu. Görevi oydu. Deriye temas ettiği zaman zararlı ışınlar fazla oranda maruz kalırsak deri kanseri diye bir şey var değil mi hocam? Cilt evet, kanseri diye bir şey var. Ona neden olabiliyor. Çok ciddi lekelenmeler oluşturabiliyor. O yüzden yani çok fazla seviyoruz biz bunları kullanmayı ama bu aerosollar dediğimiz yani itici gazların içinde bulunduğu nedir? Spreyler, deodorantlar çok ciddi oranda hocam. Aslında atmosfere yani ozona zarar verebiliyor. Bunlarda genelde burada ne var? Metilbromit diye bir gaz var deyip böyle de bahsetmiş olalım. Bunu da bitirmiş olalım. Ozona sahip çıkmakta fayda var. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmeler. Kendinize iyi bakın.